Arkadaşlar selamünaleyküm. Bakım motorumuz Mondial Recibo 250i. Şimdi bu motorda varyatör bakım işlemleri yapacağız. Onun için varyatörü söküyoruz. Bakın bunda bloğumuz 250 cc. Şimdi kapak vidalarımızı buradan komple çıkardıktan sonra şurada bakın mil bağlantı somunumuz var. 19. Hani bu kapağı sökmek için buradaki somunu almamız gerekiyor. Yoksa bu kapağı geri çıkartamayız. Filtrenin bağlantı yerlerini de biz vidalarını da söktük. Bu şekilde kapağı almamız için buradaki somunu sökmemiz gerekiyor. Şimdi kapağı sökelim. Tekrar bilgi geçeceğim. Arkadaşlar varyatör kapağımı açtığımızda bakın böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bu kayışın çırpınmasını önlemek amaçlı. Burada bir tane malzeme kullanılmış. 250'liklerde bu zaten oluyor. Hani bu yüzden bir sıkıntı yok. Ön varyatör fanımız böyle. Arka sacımız böyle ön varyatörde. Kayışımız böyle bir şey arkadaşlar. 300-881 kodumuz var burada. Tabii ki bir ölçümüz yok. Böyle kısa tip orta kalınlıkta bir kayış kullanılmış. Bunun ölçüsü nedir bilemiyorum tabii ki. Arka kavrama tasımız böyle. Bu şekilde. Şimdi bagalarımız 21x17 çıktı. 14 gram bir baga kullanılmış ön varyatörde. Ön varyatör burç yanağımız böyle. Orta büyüklükte bir burç yatağımız var çap olarak. Arka varyatörümüz büyük. 4 tane pim yataklamamız var burada. Bakın böyle bir şey. Gerçekten büyük bir arka varyatör kullanılmış. Fretch 150'lerde de böyle büyük bir varyatör yanağı vardı. Ben bakımını yaptıklarımda görmüştüm. Bunun şuradaki gres yağlamasını falan yapacağız. Bu şekilde. Bu balata yüzeylerine falan zımparayı yaptık. Bakın arka kavrama balatamızda böyle büyük enli bir balata kullanılmış. Bu da bayağı bir ağır parça. Burada böyle. Ön varyatörde burcumuz bakın böyle siyah renkli. Kendinden yağlamalı bir burç. Bunun özelliği bu. Bu da çok sağlam bir burç. Arka tork yayımız orta uzunlukta. Şu somunumuzu bu 46 numaralı bir lokma uç arkadaşlar. Bakın somunumuz da burada. 46 lokma uçla bunun somununu açıyoruz. Bu şekilde sökerek işlemimizi yapacağız. Burada varyatör kısmında durum böyle arkadaşlar. Şimdi bu motorumuzda bu kilometrede biraz kalkışta falan debeleme, titreşim olayı vardı. Buraları hallettiğimiz zaman bu motorda kalkış çok rahatlayacaktır. Şimdi bunun işlemlerini yapalım. Bakın kapağımızda da burada eksenleme rulmanımız var. Kapağımızda böyle bir şey. Buradan çıkan parçalar böyle arkadaşlar. Biz aynı malzemeleri kullanacağız. Yalnız temizleyip bakımını yapıp bu şekilde bir toplama yapacağız. Bu da bu motor için bu kilometrede gerekli bir şey. Yani işlemden geçmesi gerekiyor ki motorun performansı daha iyi olsun, daha düzgün gitsin, daha konforlu gitsin. Yani bu motorda da buralara el atmak gerekiyor. Şu an işlemleri bir yapalım. En son bir bilgi daha geçeceğim. Yaptığımız iş nasıl olduğuna dair. Evet arkadaşlar, Mondial Recibo 250 cc'de varyatör bakım işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi varyatörde olan malzemelerden size bahsettim. Yapacağımız işlemlerden bahsettim. Malzemelerin tanıtımını yaptım. Şu anda motorumuzu güzelce temizledik, yağladık, yıkadık. Varyatörümüzü güzelce topladık. Bu şekilde motorumuz gayet kalkış performansı olarak falan gayet düzeldi. Gayet seri bir şekilde kalkıyor, gidiyor. Burada daha iyi verim almak için tavsiyemiz doktor pulley ya da tek pulley performans tip baga kullanımı olursa bu motor daha performanslı olacaktır. Daha seri kalkacaktır. Şu anda biz silindirik bagayla kullandığımız için kendi malzemesini kullandık. Bunu da performans bagayı da dipnot size bilgi olarak aktarayım. Şimdi kullanıcı arkadaşımıza soralım. Hani motorun eski haliyle yeni hali arasında bir fark oldu mu ya da kullandığında neler hissetti bir soralım kısaca.
Evet. Abi merhabalar. Merhaba. Öncelikle şundan bahsedeyim. Motor kalkışta biraz hafiften boğuluyor gibi hissediyordum. Yani kalkıştaki o istediğim performansı vermiyordu. Ancak varyatör temizliğini yaptıktan sonra içinde gerçekten yağ kalmamış. Ustam onları ellerine sağlık. Çok güzel yağladı. Bagaları dediği gibi Dr. Pulley'in performans bagasını ilk fırsatta almayı düşünüyorum. Tabii yani o şekilde motorumuz daha performanslı olacak. Daha performanslı olacak. Şu anda da kötü değil. Şu anda da hayır, kesinlikle istediğim etkiyi alıyorum şu anda kalkışta. Gayet seri bir şekilde hızlanıyor motor şu anda. Ustamın eline sağlık gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Arkadaşlar, anlattığımız gibi Resivo 250'de sizler de bizim yaptığımız gibi bu işlemleri mevcut parçalarla temizlik yaparak kullanabilirsiniz. İsterseniz de 13 ya da 14 gram Dr. Pulley performans bagası alarak onları takarsanız daha farklı bir performans elde edersiniz. Bu motor da böyle arkadaşlar. 250 cc'lik bir motor dediğim gibi. Ben bunu uzun süre kullanmadım ama kullanımı şu an için rahat, güzel. Hani kullanıcılar bunun performansından ne kadar memnunlar onu bilmiyorum. Şu an kullanıcı arkadaşımız memnunum dedi. Bir sıkıntım olmadı dedi. Bu manada bir sıkıntımız yok dedi. Artık kullanıcılar bu motorun genel halini bilirler. Ona göre kullanırlar. Neyse, sorularınız olursa yanıtlayayım arkadaşlar. Sorular kısmında sorarsanız. Bu motorla anlatacaklarımız bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.